Bu parçayla ilgili olarak 1 2 3 4 5 numaralanmış yargıların hangisi söylenemez? Kesin olarak bilemediği bir şeylere kızıyordu. İçinden sövdü. Vız gelirsiniz bana. Alay edin bakalım. Hepinize inat bir gün bulacağım onu. Camın önünden geçen bir kız yürürken başını çevirip ona değil, dükkanın içine doğru baktı. Bu gergin yüzü, bu ürkek mavi gözleri eskiden bir yerde görmüştü. Birden delice bir telaşla kalktı. Aradığı oydu. Başının ağrısını böyle kesi veren portakal suyuyla birlikte içtiği aspirin değil, onun yüzünü görmesiydi. Kapıdan hızla çıkıp açık mavi yağmurluğunu görünce yavaşladı. 20 adım kadar önünde arkasına bakmadan yürüyordu. Girip kolunu tutsa sus biliyorum diyecekti. Onun kolunu burada karıncaların arasında değil ileride tenha bir sokakta tutacaktı. Bilmediği o sokağa çabuk varmak istiyordu demiş parça. Bilinç akış tekniğinin kullanıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Nedir bilinç akış tekniği? Ee, aslında bir iç monolog şeklinde ve metnin takibini zorlaştıran bir e, teknik olduğunu söyleyebiliriz. Kahramanın parça parça olan düşüncelerini veya anlık duygularını yansıtan çeşitli anlam ve noktalama hatalarıyla da karşımıza çıkabilen bir tekniktir. Bilinç akışı tekniği parça bize bunu net bir şekilde göstermektedir. Hakim bakış açısına yer verilmiştir. Doğrudur. İçinden sövdü diyerek anlatıcı kahramanın zihninden geçenleri dahi okuyabilmektedir. Hakim bakış açısının en önemli özelliklerinden bir tanesidir. E, bu bakış açısında anlatıcı yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi de bilir arkadaşlar. Klasik olay anlatımından söz edilemez. Ee, klasik olay anlatımında yapı ve içerikte bir karmaşıklık yoktur. Ancak modern ve postmodern anlatı türlerinde yeni anlatım teknikleri kullanılır ve bu şekilde anlatımda çeşitlilik sağlanır ki zaten bir numarada da görmüş olduğumuz bilinç akışı tekniğinin bu parçada kullanıldığını söylemiştik ve bu da bize bu parça için klasik olay anlatımından söz edilemeyeceğini bizlere göstermektedir. Kişi, zaman, mekan, metnin yapısının merkezindedir diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Modern ve postmodern olarak tabir edilen anlayışla kaleme alındığını zaten az evvel de söylemiştik. Bu tarz kaleme alınmış, bu anlayışla kaleme alınmış eserlerde kişi, zaman, mekan, metnin yapısının merkezinde değildir. Metnin yapısının merkezinde olan bireyin iç dünyasıdır. Ki zaten burada da bireyin iç dünyasını özellikle bilinç akışı tekniğiyle birlikte görebilmekteyiz. Kişi, zaman, mekan, metnin yapısının merkezinde ifadesini biz klasik olay anlatımında görebiliriz. Fakat tekrar söylüyorum modern ve postmodern anlatılarda bunu e, yani kişi zaman mekanın metnin yapısının merkezinde olduğunu görmemekteyiz. Ve dolayısıyla 4 numara bu parça için söylenemez olandır. 5'e baktığımızda modernizme esas alan bir metinden alıntıdır ki zaten bunu da az evvel söylemiştik. Modernizmin esas alındığı, modernizm ve postmodernizmin esas alındığı bir metinden alıntılandığını bu parçanın görebilmekteyiz. Söylenemez olan yalnızca 4'tür ve dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneği olmalıdır. Bu tablodaki numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Eser, yazar, sanat anlayışı. Bir numaralı boşluğumuz da eser olması gerekmekte ve yazarı da Talip Apaydın, Talip Apaydın olarak verilmiş. Eserlere bakıldığında Yarbükü'nün Talip Apaydın tarafından yazıldığını söyleyebilirim. Cemo Kemal Bilbaşar tarafından yazılmıştır. Dolu dizgin Samim Koca göz tarafından yazılmıştır. Rezil Dünya Faik Baysal tarafından yazılmıştır. Sarı Traktör yine Talip Apaydın tarafından yazılmış bir eserdir. Yani B, C ve D seçeneklerini eğiliyoruz bu şekilde. Ayaşlı ve Kiracıları şirket Şevket Esendal tarafından yazılmış bir eserdir ki o da E seçeneğinde verilmiş. Yani böylelikle A seçeneği de gitmiş oluyor. Son olarak yalnız Peyami Safa. Peyami Safa'nın eserleri zaten bireyin iş dünyasını esas alan anlayışla oluşan eserlerdir ve doğru, doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi işlediği konu bakımından bu parçada özeti verilen eserle benzerlik göstermemektedir diyor. Hasan Tahsin Yunanlılara karşı Milli Mücadele'nin başlangıcını yapar ve şehit olur. Yusuf işgale karşı canla başla mücadele etmektedir ve Anadolu'ya gelmiştir. Talip İstanbul hükümetinin faaliyetlerini öğrenmek için Sadrazam Damat Ferit'in baş katibinin kızı Müjgan ile ilişki kurar ve Anadolu hükümetine bilgi aktarır. Kastamonu Kuvayi Milliyecilere geçer. İstanbul işgal edilir. Kuvayi milliyecit milletvekilleri tutuklanır. Yusuf da tutuklanıp milletvekillerinin yanına hapsedilir. Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından idama mahkum olurlar. İnfaz sırasında görevli Kuvayi Milliye ruhu taşıdığı için onları kurtarır. 28 Nisan 1920'de Ankara hükümeti Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkararak isyancıları cezalandırmaya başlar. Çok net bir şekilde milli mücadelenin anlatılmış olduğu bir parçadır arkadaşlar. Zaten Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar adlı eserinden alıntılanmıştır, denilebilir. Ee, eseri bilmesek de, yazarı bilmesek de Milli Mücadele'nin anlatıldığını görmekteyiz. Ee, buna bağlı olarak bakıldığında Kutsal İsyan, Esir şehrin insanları Küçük A ve Şu Çılgın Türkler Milli Mücadele'nin anlatılmış olduğu, konu edilmiş olduğu romanlardır. Kutsal İsyan, Hasan İzzettin Dinamo'ya, Esir şehrin insanları Kemal Tahir'e, Küçük A Tarık Buğra'ya, Şu Çılgın Türkler ise Turgut Özakman'a ait eserlerdir ve tekrar söylüyorum bu eserler aynı buradaki gibi milli mücadeleyi, milli mücadeleyi konu etmiş eserlerdir. Peki Tütün Zamanı nedir? Tütün Zamanı Necati Cumali'ye ait bir romandır. Zeliş ile Cemal'in aşk öyküsü çerçevesinde bir Ege kasabasının tarıma dayalı yaşamı, gelenekleri, görenekleri, değerleri ve inançlarının aktarılmış olduğu bir romandır. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Yukarıda birinci grupta verilen unsurlar ikinci gruptaki yazarlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Postmodern roman Oğuz Atay ile ilişkilendirilebilir. Yerli motifler Memduh Şevket Esendal ile folklorik roman Fakir Baykurt, destansı anlatım ise Yaşar Kemal ile eşleşebilecek e, unsurlardır. Mistik anlayış ve bakıldığında herhangi bir yazarla eşleştirilememektedir ve dolayısıyla boşta kalmaktadır. Doğru cevabımız da A seçeneği olmalıdır. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1940 sonrası toplumcu gerçekçiliğin öncülerindendir. Türkiye'nin toplumsal yapısını, köyden kente göçün getirdiği sorunları, ezilen köylüleri, toprak ağlarını gerçekçi bir üslupla işlemiştir. Ekmek kavgası öyküsü ve baba evi romanıyla edebiyat dünyasında ün kazanmıştır. Kimdir? Orhan Kemal'dir arkadaşlar. Orhan Kemal edebiyatı şiirle başlamış bir sanatçıdır. Nazım Hikmet'le tanıştıktan sonra hikaye ve romana yönelmiş ve burada da ifade edildiği gibi toplumcu gerçekçi edebiyatın öncü sanatçılarından bir tanesi olmuştur. Türk edebiyatına işçi sınıfını soktuğunu söyleyebilirim. Özellikle Çukurova işçilerini anlatmıştır. Bunun yanında köyden kente göç eden yoksul, mutsuz insanları, memurları, hapis yatanları, <laughs> işsizleri, kenar mahalli insanların sorunlarını eserlerinde sıklıkla işlemiş bir sanatçıdır Orhan Kemal. Ekmek kavgası ve baba evi eserleri dışında Eskici ve Oğulları, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği gibi romanları, 72. Koğuş, Yağmur Yüklü Bulutlar, Kırmızı Küpeler gibi öyküleri vardır. Ayrıca İspinozlar adında bir de tiyatro eseri bulunmaktadır. Orhan Kemal'in doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki eser adları ile eser özellikleri eşleştirildiğinde hangi eserler dışarıda kalır? Yazarının ikinci romanı olan eserde, Dünya görüşleri farklı üç kardeşin İstanbul yakınlarında Gebze'ye bağlı cennet 90 yaşındaki babaannelerinin evinde geçirdikleri bir haftanın öyküsünü beş ayrı anlatıcının perspektifinden anlatılır. Hangi eserdir? Sessiz Ev adlı eserdir. Orhan Pamuk'a aittir. İkinciye baktığımızda yazarın üniversiteden hocası Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı biyografik romandır. Bir bilim adamının romanı. Bu da e, Oğuz Atay'a ait bir eserdir. Psikolojik bir roman olan eserde roman kahramanı Ferit'in Karşılaştığı olaylar, pansiyonda kalanların hali, Ferit'in hasta kız kardeşi Nilfer'in durumu anlatılmıştır. Peyami Safa'ya ait olan Matmazel Noralyan'ın koltuğunda arkadaşlar. Fatih Harbiye ve Huzur burada özelliği verilmeyen eserlerdir. Peki bunların özelliği nelerdir? Fatih Harbiye yine Matmazel Noralyan'ın koltuğunun yazarı olan e, Peyami Safa'ya ait olan bir eserdir. Bu eser geleneksel değerlere sahip bir semtte yetişen muhafazakar bir ailenin kızı olan Neriman'ın... ...geleneklerinden kopmaya başlaması, kültürel erozyona uğraması yaşadığı yozlaşma sürecine kapılarak batılı yaşama yönelmesi konusu üzerine kurgulanmış bir romandır. Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mümtaz ile Nura'nın aşkı çerçevesinde eski yeni doğu batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları bunalımların irdelendiği bir romandır. Tekrar söylüyorum Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmış bir eserdir. 2 ile 3 özelliği verilmeyenlerdir ve doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya ait değildir? Yazar, çevirmen ve siyasetçi olan sanatçı, Kırgız edebiyatının dünyaca ünlü ismidir. Manas ve diğer Kırgız destanlarından esinlendiği eserlerinde yurt, doğa sevgisi, aşk temalarını işlemiştir. Eserlerinde milletinin tarih boyunca kazandığı sosyal, siyasi, ahlaki, kültürel edebi yani bütün maddi ve manevi değerlerini yansıttı. Yaşadığı coğrafya insanının acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazarak yaşananları ölümsüzleştirdiği eserlerinde Cengiz Aytmatov'dur arkadaşlar. Kırgız edebiyatının en güçlü ismidir. Ve seçeneklere bakıldığında Selvi Boylum, Al Yazmalım, Toprak Ana, Cemile, Beyaz Gemi adlı eserler Cengiz Aytmatov tarafından yazılmış iken onlar da insandı Cengiz Dağcı tarafından yazılmış bir eserdir. Cengiz Dağcı da Kırım Tatar Edebiyatı'nın bir temsilcisidir. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Numaralanmış eserlerden hangisi Yaşar Kemal'in diğerlerinden farklı türde bir eseridir? Yılan öldürseler Ölmez Otu, İnce Mehmet ve Yerdemir Gökbakır Yaşar Kemal'in roman türünde yazmış olduğu eserleridir. Fakat Sarı Sıcak Yaşar Kemal'in öykü türünde yazmış olduğu eserdir. Tek öyküsüdür Sarı Sıcak. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Fantastik veya düşsel gerçeklik tarzını benimsediği öykü ve romanlarıyla edebiyatımızda modernizmin temsilcileri arasında yer aldı. Varoluşçuluk akımının etkisinde kalmış, çevresiyle uyum sağlamayan bunalımlı bireyin dünyasını yansıtan öykü ve romanlarıyla tanınmıştır. Felsefi bir boyutu olan anlatısını yalnız ve özenli bir dil üstüne kurmuş olup romanlarında niçin sorusundan çok nasıl sorusu üzerinde durdu. 1964'te er öğretmen olarak gittiği Hakkari'nin Pirkanis köyünde yaşadıklarını yıllar sonra düşle gerçeği bir arada kurgulayarak o ya da Hakkari'de bir mevsim şiirsel romanına aktarmıştır. Ferit Etküden bahsedilmektedir arkadaşlar. Eserlerinde çevresiyle uyum sağlayamayan bireylerin sorunlarına eğilmiş, özellikle öykü ve deneme türünde öne çıkmış bir sanatçıdır. Edebiyat ile ilgili araştırma kitapları da oldukça önemlidir Ferit Etkünün. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta Nokta 1974 Orhan Kemal ödülünü kazanan Nokta Nokta romanında çok boyutlu bir toplumsal kesiti hiç zorlanmadan edebiyata aktarmış gibidir. Gözlemlediği, alabildiğine gerçek insan portrelerini birbirinden kopukmuş gibi duran hayatlarından alıp zekice bir kurgu ile buluşturur. Bu çerçevenin içine de Ali, Doğan ve Olcay'dan oluşan bir arkadaş ve sevgililik üzerinden yansıtır. Ve ortaya insanın sol tarafını sağlam kılan bir roman çıkarır diyor. Parça Sevgi Soysal'ın Yeni Şehirde Bir Öyle Vakti adlı eseri boşluklara gelmesi gereken ifadelerdir. Bu da E seçeneğinde verilmektedir arkadaşlar. Sevgi Soysal'ın bu eseri Yeni Şehirde Bir Öyle Vakti adlı eseri üç kuşağın öyküsünü şimdiye bağlayan bir romandır. Fakat eser asıl olarak iki kuşak arasındaki değişimi arzulama ve buna karşı çıkma durumundan doğan gerilimi anlatır. Düzenini kurmuş ve bundan memnun kesim ile Bunların mevcut durumundan memnun olmayan çocukları arasında yaşamı algılama ve anlamlandırma farkının neden olduğu gerilim değişim isteği biçiminde e, aktarılır. Romanın yazılma amacı aile içi ilişkilerde karı koca anne kız baba oğul arasında yaşanan çatışmaları sosyal yaşama yansıyan biçimleriyle vermek gibidir. E, yoksul bir aile çocuğu olan Ali'nin de esere girişiyle birlikte bireysel ve sosyal sorunların politik bir yanının olduğu vurgusu Romanın temel temaları arasında yer alır diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır.